İşte hepsi bu. Otur Asuman. Sen de burada olsan daha iyi olur. Ferit, sanırım artık konuşmamız lazım. Geç bile kaldık Nazlı. Haklısın. Ama konuşamadım işte. Biliyorum. Her şeyi öğrendim. Biliyorum ama yine de bir türlü anlayamıyorum. Sen ne yapıyorsun Nazlı? Kimseye zarar vermeden ailemi korumaya çalışıyorum. Ama her seferinde birileri zarar görüyor gördüğün gibi. Biz neyiz Nazlı? Ben senin neyinim? Neden bunca problemi tek başına yükleniyorsun? Neden bana gelmiyorsun? Aklım almıyor. Yani anlamaya çalışıyorum ama bizden nasıl bu kadar kolay vazgeçtiğini anlayamıyorum. Vazgeçtim mi sanıyorsun? Gerçekten vazgeçmedim. Konuşmaya çalışıyorum. Boşanma davası açtıktan sonra. Neden bana güvenmedin? Hakan'ın sana, Asuman'a, bize, Bulut'a zarar vermesine nasıl izin verdin? Korktum Ferit. Nesini anlamıyorsun bunun? Korktum, çok korktum. Kardeşime zarar verir diye korktum. Ne tarafa kaçacağımı şaşırmıştım, anlıyor musun beni? Bir tarafta kardeşimin hayatı vardı, bir tarafta sen vardın, Bulut vardı. Seni tam bulmuşken bencilce dışarı atabileceğimi mi sandın? Ama diğer taraftaki kardeşimdi benim. Ferit canımdı, kanımdı. Tamam, tamam. Merak etme. Her şey düzelecek. Bir çaresini bulacağız. Hiç kimse zarar görmeyecek. Sana söz veriyorum. Sorun değil, merak etme. Bir şey saklamayacağına söz ver. Her şeyi birlikte çözelim. Çözelim. Özür dilerim. Seni çok seviyorum. Kötü günleriydi Ferit. Ben Asuman'ı hapse nasıl gönderirim diye düşünürken onu gerçekten kaybedecektim Ferit. Onu çatının kenarında gördüğüm o an. Tamam, düşünme artık bunları. Aşağılık Hakan yaptıklarının hesabını verecek ama şimdi bu gece hiçbir şey düşünmek istemiyorum. Yanımdasın, yanındayım. Bu yeter. Yüzümüz tutmuş. Sana da günaydın. Günaydın. Şuna bak nasıl uyuyor. Ferit uyandıracaksın. Ferit. Uyandı gördüm. Nazlı, yaşasın. Mutlu bulup geri döndü. Yalnız ben
bir şey diyebilir miyim? Benim karnım çok fena acıktı. Demek Mutlu Bulut'un karnı acıkmış. Bakalım o karın hala yerinde. Tamam, kurtarıyorum. O zaman Mutlu Nazlı sana kahvaltı hazırlasın. Senin dayından kurtarıp. Çok seviyorum. Çok tatlı bir evcim. Ama çok alıştırma bence kendini. Sonra Nazlı'yla birlikte evimize döndüğümüzü özlersin. Ne? Nazlı'yla mı yaşasın? Ya bak, böyle çok sinirli bir ev Nazlı dayı. Bak, gece yatıyorsun, sabah kalkıyorsun, her şey düzeliyor sonra. O zaman hazır mısın sihirli evde sihirli kahvaltılara? Hadi bakalım. Hadi hazırlayalım. Çay bakalım. Nazlı kurtar beni. Kurtardım. Önce elimizi yüzümüzü yıkıyoruz. Hoppa. Afiyet olsun. Sana da. Beni istemedi yanında küçük bey. Kendisi halledermiş tuvalet işini. Normal, koca adam ol. Ay Ferit, şimdi ne yapacaksınız siz? Nasıl çözeceksiniz bu düğümü? Hakan'ın bir açığını kollayacağız. Ben arkadaşlara haber ettim. Muzaffer'i takip ediyorlar. Boş bir anında sıkıştıracaklar. Ferit, ben açıkçası Muzaffer'i konuşturabileceklerini sanmıyorum. Ay vallahi ben de. Bir yandan şu kaçakçılık işini ve Tahir'in ölümünün izini sürecekler. İlla bir yerden bir açık verecek bu herif. İnşallah. Bulut'cum, güzelce yıkadın mı ellerini? Bak, çok güzel kokmuş sabunun. Bakayım. Oh, mis gibi olmuş mis. Yerim ben o minnak elleri. Hadi bakalım. Hazır mısın kahvaltıya? Hadi. O zaman başlıyoruz. Bu peynir bitecek. Bunlar da. Dayıcığım hadi artık ufaktan toparlan. Gitmemiz lazım çünkü daha fazla böyle oturamayacağım ben. Dayı dur, ben daha kahvaltımı bitirmedim ama. Tamam Bulut'cum, sen kahvaltını et. Bulut'u ben bırakırım. Sen git avukatlarla konuş. Seninkiler bizimkilerden daha iyidir. En azından belki bizim aklımıza gelmeyen bir çözüm sunarlar Asuman'la ilgili. Tamam. Evet. Bulut. Ferit. Teşekkür ederim Ferit. Anlayışın için. Yanımda olman o kadar kıymetli ki. Önce şu belalardan bir kurtulalım. Her şeyi oturup konuşacağız. Bundan sonra yalanlar, sırlar, aramıza mesafe koyacak hiçbir şey istemiyorum. Sadece yani ne olursa olsun bana güvenmeni istiyorum. Bak bu kaçıncı olaylar nerelere gidiyor. Biz her seferinde birbirimizden kopmak zorunda kalıyoruz. Haklısın. Çok özür dilerim. Ama insanın kardeşi söz konusu olunca ne yapacağını, nasıl davranacağını gerçekten bilemiyor. Bundan sonra ikimiz de birbirimize açık ve net olalım. Söz ver bana Nazlı. Söz. Bundan sonra gizli saklı hiçbir şey yok. Ben şimdi gidiyorum. Birilerine danışacağım bu meseleyi. Asuman'ın başına hiçbir şey gelmeden bu meseleyi çözmeye çalışacağım. Aa Bulucuğum, biz Rukiş'le çok eski arkadaşız. O yüzden de konuşmamız gerekmiyor. Böyle bakışlarımızla anlaşıyoruz. Ama birbirimize bir şey söylemek istediğimizde de şöyle yapıyoruz. Hemen gösteriyorum. Rukiş'cim, benim sevdiğim adam da beni seviyor mu acaba? Seviyor da tabii ki de Fataş. Çünkü sen çok güzel bir kızsın. Niye sevmedin ki? Ay yavrum benim ya, nasıl akıllı, nasıl akıllı. Akıllı çocuğun hali bir başka oluyor anacığım. Ah Bulucuğum, keşke bütün erkekler de senin gibi kibar ve akıllı olsalar. Ben söylemedim ki Fataş'a, ki söyledim. Tamam, tamam. Ama bence sen de çok güzel. Nazlı da çok güzel. Ah yavrum benim, Nazlı'sına da hiç kıyamaz. Yerim ben seni. Fatoş. Efendim Nazlı. Telefonumu gördün mü? Yo. Nereye gitti bu telefon ya? Uçmadı ya kanatları. Bir yandan uçan telefon, bir yandan da Rukiş. Ben çok sevdim ya böyle. Mümkünün. Ferit acaba yanlışlıkla benim telefonumu mu aldı giderken? Allah Allah, odaya iyice baktın mı? Baktım. Yok artık. Al işte, çalıyor orada.
Bulut'cum, Fatoş ablan seni hazırlasın, sonra çıkalım, tamam mı? Tamam. Efendim Asuman? Ay Asuman, ne olur yüreğime inmeyecek bir şeyler söyle. Asuman, Asuman ne diyorsun sen ya? Sakin ol, sakin ol. Sakın kendi başına bir şey yapma Asuman, duydun mu beni, sakın. Tamam, bekle, sakın hiçbir şey yapma. Benden haber bekle. Ferit'i arayıp arayacağım seni tekrar, bekle. Asuman sakın kendi başına bir şey yapma. Ay Asuman yine kötü bir şey yapmadı inşallah. Yok Fatoş, bu sefer haberleri Hakan'ın suçluluğuna dair kanıt bulmuşlar. Ferit'e ulaşmam lazım. Ay Allah'ım çok şükür ya Rabbim. Anlatsana ne olur, vallahi ben meraktan çatlarım. Tamam, anlatacağım Fatoş, ilk fırsatta anlatacağım. Ama Bulut'un yanında konuşmayalım. Hadi Ferit. Aradığınız kişiye şu anda ulaşacağız. Lütfen daha sonra tekrar. Bulut'cum hazırlandın mı, hadi çıkalım. Ne oldu Nalde, bir şey mi oldu? Hayır Bulut'cum, tabii ki bir şey olmadı. Biz bugün bütün gün beraberiz. Oyun oynayacağız. O yüzden vakit kaybetmeden eve gidelim. Ama önce dayına da haber verelim. Sen koş ayakkabılarını giy de çıkalım. Fatoş, benim Ferit'i bulmam lazım. Şirkete eve falan bakacağım. Bulut da benimle olur. Sen Asuman'ı yokla, boş bırakma, olur mu? Tamam, sen hiç merak etme Nazlı. Ama bana da haber ver, tamam mı? Sonra dakikalar saat oluyor bana. Tamam, tamam. Leman Hanım. Gel Bulut'cum. Leman Hanım. Nerede, ne oldu? Biz neden bu kadar hızlı geldik? Oyun oynamaya daha fazla vakit kalsın diye Bulut'cum. Bak sen şimdi hemen odana çık. En sevdiğimiz oyuncaklarını hazırla. Ben de yanına geleyim, tamam mı? Tamam. Ay ay. Ay tamam. Ha, alo. Leman Hanım, Nazlı ben. Evde kimseyi bulamadım. Neredesiniz? Biraz hava almaya çıktım Nazlıcığım. Dışarı çıkarken sana haber vermem gerektiğini düşünemedim. Çalışanlar da alışverişe çıkacaklardı. Leman Hanım, hemen eve gelmeniz gerekiyor. Çok önemli bir konu var. Ne oldu Nazlı, kötü bir şey mi? Hayır hayır, bilmiyorum. Yani siz eve gelin. Ben Bulut'u size bırakıp dışarı çıkacağım. Ferit'i bulmam lazım. Ferit sonrası da yüz yüze anlatır. Tamam, geliyorum. Hadi Ferit, hadi aç. Ferit Bey, bu Muzaffer aileden zengin aslında. Evin tek oğlu, şımarık büyümüş. Ama serveti de epeyce yemiş bitirmiş. Yaptığım ilk araştırmaya göre Hakan Bey'le daha önce bir iş bağlantısı olmamış. Ama tabii camiadan tanıyorlar birbirlerini. Pislik pisliği tanır. Hakan ve Muzaffer arasında olabilecek bütün bağlantıları araştırmanı istiyorum. Yemek yedikleri yerler, aldıkları işler, ortak arkadaşları, yolları ne zaman kesişti, bu planı ne zaman yaptılar, hepsi. Peki Ferit Bey, adamın hali hazırda bir davası olup olmadığına baktırıyorum. Cevap yakında gelir. Bu adamın neden Hakan'la işbirliği yaptığını bulmamız lazım. Hakan veya adamın bir kozu olabilir. Leman Hanım. Senin ne işin var burada? Hiç, öylesine bir uğrayayım dedim. Sen ne aradın, ne yaptın? Hakan kimi arıyorsan burada yok. Ferit evde değil. Ferit'i falan aradığım yok benim. Benim aradığım kişi tam da karşımda duruyor. Nazlı. Hakan. Nazlı Hanım, ben bu Ferit Aslan'ı, yani kocanızı çok anlayamıyorum. Enteresan bir adam. Benim böyle güzeller güzeli bir karım olacak evde. Güvenliği iki katına çıkartırım. Ama iyi oldu. Baş başa kaldı. Hakan yapma. Hakan yalvarırım, git. Pislik herif. Bunca zaman nasıl elimize geçmez bu kayıt Deniz? Zaten bildiğimiz şeyi kanıtlayamadığımız için elini kolunu sallaya sallaya dibimize dolaştı katil. Ama sonunda kanıt var elimizde, itiraf var. Demet Hakan'a çoktan söylemiştir. Hakan da yakalanmamak için harekete geçmiştir, kaçmıştır yani.
Sen bu kayıt cihazını al. Hemen emniyete git. Olan biten her şeyi anlat. Daha fazla zaman kaybetmeyelim. Sen gelmiyor musun? Ben Nazlı'nın yanına gideceğim. Haberleşiriz. Hakan yalvarırım git Bulut. Yukarıda yalvarırım git. Nazlı. Sakın yanlış bir şey yapma. Ferit arıyor. Ha güzel. Bak şimdi. Telefonu açıyorsun. Güzel güzel konuşuyorsun. Yanlış bir şey yapma. Elimde bu var. Diyorsun ki kocacığım seni evde bekliyorum. Eve gel. Hadi. Alo Ferit. Neredesin Nazlı? Evdeyim. Sen? Ben Deniz'le buluştum. Sen Hakan meselesini öğrendin mi? Öğrendim. Gerçek bir felaket. Bulut da yanında mı? Odasında o film izliyor. En sevdiği filmi izliyor. Karlar Prensesi'ni. Sen de hemen gel. Film bitmeden rahat rahat konuşalım. Tamam, geliyorum. Allah Allah. Bulut Prenses'le film sevmez ki. Bu işte bir tuhaflık var. Hakan ne olursun? Yürü. İnsan değilsin sen. İnsan değilsin. Nazlı bak. Hakaret ediyorsun. Sana hiç yakışmıyor. Yarın sana hakaret davası açarım. Bunları da aleyhinde delil olarak kullanırım Nazlı. Hakaret etme. Sen ne demedin anneanneme? Önemmedin. Hakan enişte. Senin Hakan enişte diyen ağzına kızlar kurban olsun. Yapış. Yapış yapış yapış. Helal. Bulut'cum. Ben Hakan enişlerle bir şey konuşup hemen geliyorum. Tamam mı? Sen odana çık. Tamam. Hadi. Hadi koş. Hadi büyükler konuşsun koş. Hakan yalvarırım yapma. Bulut'u düşün yalvarırım yapma. Nazlı sen ne diyorsun ya? Benim bu hayatta hiç kimse umurumda değil. Bulut da dahil. Hiçbir şey umurumda değil. Ben karımı yurt dışına yollamak için gerekenleri yaptım. Ben zaten bir yere gitmeyeceğim. Ne demiş şair? Nereye gidersen git. Bu şehir arkandan gelecek. Ben sırtımdaki bu yükle hiçbir yere gidemem Nazlı. Ne yapacaksın peki ne yapacaksın? Sırtımdaki yükten kurtulacağım Nazlı. Ferit aslanın canını çok pis yakacağım. O yüzden şimdi sen de akıllı uslu ol. Yoksa senin de canını yakarım. Hakan. Hakan. Hakan ne olursun ya. Geldi. Geç. Hakan ne olur. Hakan. Geç. Boş ver. Nazlı. Ferit git. Lan seni gebertiyor. Sakın. Sakın. Sak dur. En sevdiğini gözünün önünde canını almaya geldim. Sakın. Hakan. Eğer bir yaklaş sevdiğinin beynini dağıtırım. Manyak mısın oğlum sen? Niye yapıyorsun böyle bir şeyi? Niye mi yapıyorum? Hemen izah edeyim sana. Ferit. Hakan ne oluyor burada? İşte bu. Tam zamanında Leman. Mükemmel zamanlama. Ben de şu anda oğlunuza neden kendisine ve ailesine kafayı taktığımı anlatıyordum. Biliyor musun? Annen zamanında babanı aldatmıştı hani. Biliyorum da sana ne bundan? Ne demek sana ne? Ne demek? Uzak dur. Uzak durun bak çok kötü yaparım Ferit. Şakam yok çok kötü yaparım. Yapma, yapma ne olur. Ne demek bana ne ha? Annen babanı benim babamla aldattı. Ha Leman Hanım? Benim babamla aldattı Nazlı. Hakan. Tabii aynen öyle. Yan çiftliğin genç yakışıklı dul kahyasıyla. Tabii kudretli Hasan Bey'imiz bunu öğrendi. Anne ne diyor bu herif?
Babam biliyordu. Ha, herkes biliyormuş. Ben de sonradan öğrendim zaten. Tabii kudretli baban bir sinirlen. Bir sinirlen hop. Benim babamı öldürtmüş. Bam! Sonra Hakan'ın olsun. Hakan tabii gitmiş. Hakan boş. Hakan bitik. Hakan öksüz. Hakan yetim. Hakan mahvolmuş. Oradan oraya sürüldür. Anne sen bunları biliyor muydun? Anne sen bunları biliyor muydun? Söyleyebilirdim. Zaten bir hata yapmıştı Ferit. Babanın birini öldürttüğünü nasıl söyleyebilirdim oğlum? Senin gözündeki baba imajını nasıl yıkabilirdim? Ya işte Ferit Aslan. Şimdi anladın mı? Neden sana kafan takık? Madem benim canım yıllar önce yandı Ferit Aslan. Şimdi de senin canını yakacağım. Senin bu hayatta en sevdiğin, en değer verdiğin şeyi gözlerinin önünde geberteceğim. Bakalım ne olacak. Hakan. Hakan korkunç şeyler yaşadığını anlıyorum seni ama bunda hiçbirimizin suçu yok. Benim yok, Ferit'in yok, Zeynep'in yoktu, Demir'in yok. Tamam. Bu meseleyi böyle çözemezsin Hakan. Tamam sakin. Öyle çözeriz, o zaman bir sıkıntı olur mu? Sakin ol. Sakin ol. Yapma. Kes! Konuşacağız, halledeceğiz. Sakin ol. Tamam. Kıymetlini ayıralım. Meselemizi beraber halledelim Ferit Aslan. Benim de işime gelir. Ferit Bey!